Denizli Devlet Hastanesi'nde doğal afetlerden korunma yolları, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası neler yapılması gerektiği konusundaki teorik uygulamalı eğitimler devam ediyor. Bu doğrultuda Denizli Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi, Denizli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin ortak düzenlediği deprem ve yangın tatbikatı görülmeye değerdi. Senaryo gereği Denizli'de merkez üssü Sarayköy olan 7,1 şiddetindeki depremde Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Binası'nın 2. ve 3. katı hasar gördü. Hasarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin göçükte yaralandığı, çocuk servisinde bir bebeğin dumandan zehirlendiği, infertilite biriminde bir kişinin göçük altında kaldığı, elektrik kontağından da yangın çıktığı tespit edildi. Bu arada İlkiriz Merkezi'nden Vali Yardımcısının isteği doğrultusunda HAP Komutanı'ndan konuyla ilgili bilgi istenmiş. Hasar Tespit Komisyonu ve İrtibat Direktörü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda Gürüz Merkezi'ndeki Vali Yardımcısına gerekli bilgi HAP Komutanı tarafından verildi. Allah'ım! Tamam. Tespitten sonra HAP planındaki görevliler yaralılara müdahale ederek yaralıları sedyelerle yangın merdiveninden indirip ambulans acil servise gitmelerini sağladı. Yardıma gelen UMKE ekipleri göçük altında kalanları kurtarırken A blok 2. katta kalp krizi geçiren bir kişi de itfaiye ekiplerinin kurmuş oldukları halatla hat kurma yöntemiyle başarılı bir şekilde binadan tahliye edildi. Organizasyonu yapan sivil savunma uzmanı Nuri Sürücüoğlu, afete hazırlıklı olmanın önemli olduğunu, yapmış oldukları tatbikatla anlattıklarını söyledi. Denizli Devlet Hastanesi yöneticisi operatör Dr. Kadir Gökhan Saçkan da, hayati önem taşıyan afetler konusunda görevli ekibin her zaman bilinçli ve hazır olması gerektiğine vurgu yaparak, tatbikatın gerçeğinin aratmadığını söyledi ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.